Kaydı başlattık. Sakıncası yoktur umarım. Çünkü daha sonra yayınlanacak YouTube üzerinden. Kişisel hesabımızdan yayınlanıyor. Aklınız olsun Faruk Akbaş'ın. Ama isteyen olursa satarız tabii bunu. Ne söylediğime Hayat, dikkat etmem lazım hayat yani. böyle yapacaksınız. Bize değiliz. Tamam. Evet. Ne yapalım? Hadi hocam. Yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Olur Evet, mu? harika olur. Evet. Arkadaşlar iyi akşamlar. Sürekli programın, pazartesi akşamları programının bu akşamki konuğu Güliz Elal arkadaşımız. Güliz Hanım, gösterebiliyorum sanıyorum. Elinde gördüğünüz, evet, Faruk'un da gösterdiği Afrika Nane isimli bir kitabı var. Güliz Hanım'ın bundan önce de kitabı var ve sanıyorum ki müjdeyi burada veriyoruz. İşte koşullar veya içinde bulunduğunuz ortam durumu değiştirmezse bir ay içerisinde yeni bir kitabı daha, değil mi? Sıcak Evet. sıcak elimizde olacak. Ve bu akşam biz kendisiyle Afrikaname kitabını, bununla ilgili fotoğraf içeriğini söyleşeceğiz ve konuşacağız. Evet, Gülzan Hanım, hoş geldiniz tekrar ve ben sizi Hoş bulduk. size bırakıyorum. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bu davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle olmaktan çok çok mutluyum. Ben bu akşam Afrikaname kitabıma sadece sadık kalmayacağım. Bunun da nedeni şu: Afrikaname 2006 ile 2014 yılları arasında Afrika'ya yaptığım gezileri anlatan bir seyahatname. Tanzanya ve Zambiya'ya yaptığım 4 seyahatin kitabı. O yıllarda benim çektiğim fotoğraflar analog kamera ile idi. Son gezide dijital geçmiştim Zambiya'da, ama böyle bir D60 Canon'du ve de hiçbir şekilde fotoğrafçı değil idim. Şimdi de bir amatör fotoğrafçıyım. Ama Baytekin Bey'e de dedim, o kitabın fotoğraflarını görmüş olsaydınız eyvah biz ne yaptık da bu kişiyi çağırdık derdiniz. Ben Afrika'da yaban hayat fotoğrafçılığından bahsedeceğim. Doğa fotoğrafçılığından daha doğrusu. Bunu da tamamen bir amatör fotoğrafçı olarak sizlerle kendi deneyimlerimi paylaşacağım. Ama çektiğim fotoğraflar Afrika Nami gezilerinden çok daha fazla. Daha sonraki yıllarda Afrika gezilerimde çektiğim fotoğraflar. Baytekin Bey'in bahsettiği ikinci kitap Güney Afrika Cumhuriyeti'nde geçen bir seyahatname. O kitaptan şöyle yapalım isterseniz. Neden Afrika doğa fotoğrafçılığı için o kadar özel? Ben neden o kadar özel olduğunu düşünüyorum. Bununla başlamak istiyorum. Şimdi Afrika'ya gezgin olarak gidenlerin herhalde %95'i yaban hayatını görmek, doğasını görmek için gidiyorlar. Bu sayı da o kadar büyük bir sayı değil aslında. Ama bu nedenle gidilmesi hiç şaşırtıcı değil. Yani içinde yaşadığımız dünyanın en büyük kara canlısı, en büyük deniz canlısı, en uzun boylusu, en hızlı koşanı, işte kral tabir ettiğimiz en renklileri, en karizmatikleri bu kıtada. Ve bu canlıları orada dar alanlarda değil, çok geniş alanlarda görüyorsunuz. Yani doğal yaşam alanlarının içinde, yani günlerce, her gün saatlerce araç içinde o alanda dolaşıyorsunuz. Bir ucundan öteki ucuna gidemiyorsunuz. Hatta birçok parkın bir ucundan diğer ucuna ufak uçaklarla gidiliyor. Yani böyle bir geniş coğrafyanın içinde doğal yaşamı
gerçek halinde izleme olanağı var. Gittiğinizde de çok sayıda canlıyı görme fırsatı da bunu çok zengin bir deneyim haline getiriyor. Bu yaban hayatı ile ilgili bir ilk fotoğraf dosyamla başlamak istiyorum. Bir dakika önce ekran paylaş demem lazım. Okay. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Tamam. Şimdi bu dosyada böyle bir dizi farklı ülkelerde çekilmiş yaban hayatı fotoğraflarıyla başlayayım. Bir kıtaya ısınma olması için. İzleyicilerden de bir kısmı eminim Afrika'ya aşina. Bu su aygırının esneme davranışı değil, birçok kere Instagram'da esnediği yazılıyor. Bu bir dominans göstergesi. Yani burası benim alanım. Kimse buraya yaklaşmasın. Yaklaşırsa göreceği vardır. Yani bir tehdit davranışı. Bir su aygırı ağzını açıyorsa o tehdit davranışı demek. Bu Güney Afrika'dan yaban kedisi. Güney Afrika yaban kedisi. Burası da Güney Afrika. Güney Afrika. Zürafalar binlerce kere çekebilirim. Her zaman çok fotojenikler. Benim çok çekmeyi sevdiğim bir yerde. İyi bir fotoğraf değil ama renklerini seviyorum. Bu Kalahari Çölü'nden. Kudular en karizmatik antiloplar arasında. Bence bunlar erkek kudular. Sadece erkeklerinde boynuz var. Yine zürafa. Babasıyla yavrusu. Güney Afrika'dan. Aslanlar filler. Benim için yine çok çok özel canlılar. Yani filleri anlatmaya başlarsam da bir saat sonu gelmeyebilir. Bunlar iki delikanlı. Suda oynamalarını yarım saatten uzun bir süre izledik. Bir de üçüncü arkadaşları vardı. Çita. Üç yavrusu vardı burada, tek yavrulu bir kare. İmpalalar Afrika'nın doğusunda, güneyinde, kıtanın çok yaygın bir kısmında çok çok sık gördüğünüz ama çok da tatlı yaratıklar. Yine bir çita. Gülis, fotoğraflar bir iki saniye geç geliyor, aklında olsun. Öyle mi? Peki. Evet. Daha mı yavaş gideyim? Yok, yani konuşmaya bir iki saniye geç başlasan daha da iyi olur. Tamam. Önce göstereyim. Evet. Bunlar Uganda'nın Kidepo Valley Milli Parkı'ndan. Burası da Kidepo Valley Uganda'dan. Filler yavrularını her zaman ortalarına alıyorlar. Özellikle bir tehdit algıladıklarında. Bizim jipin yaklaştığını görünce hemen bu formasyona girdiler. Kalkan hortumu da havayı kokluyor ve bir radar gibi. Hani bir tehdit unsuru var mı yok mu, nasıl davranmaları gerektiğini erişkin dişe anaerkil bir sosyal yapısı var fillerin. Diğerlerini o organize ediyor, o durumda ne yapılması gerektiği konusunda. Bizden bize ağır gelmeyeceğine karar verip salına balına yaklaşıp önümüzden geçtiler. Yine Uganda'dan. Ups, pardon. Fazla hızlı gittim. Sıramızı şaşırdık. Evet. Afrika antilopları, gnular, burası Kalahari. Bu da Kalahari'nin maskotu sayılan misketler. Çok sayıda görüyorsunuz. Başka da hiçbir yerde görmedim. Namibya'da çok sayıları var ama ben Namibya'ya gitmedim. Kalahari'nin ünlü kara yeleli aslanları. Sırtlan.
Fevkalade çok zeki bir hayvan ve yine sosyal yapıları çok çok güçlü. Anaerkil bir tür. Yine Kalahari aslanları. Şu son gösterdiklerim hep Kalahari'den seçmişim. Mahalle dağlarında bir şempanze topluluğunu izledik. Çok şanslıydık. 3 gün arka arkaya her gün görebildik. Trek yaparak çünkü hiç görememe ihtimali de var. Aynı kampı 6 ay önce Bill Gates gitmiş ve göremeden dönmüş. Şanslıydık yani. Şempanzeler inanılmaz bir deneyim. Yani benim hayatımın en özel deneyimiydi. Doğal ortamlarında birbirleriyle etkileşimlerini gördüğünüzde ne kadar benzer olduğumuz, yani DNA'mızın da %99'unu paylaşıyoruz Ne şempanzelerle ve nereden geldi? yapıyorlar? Nesi özel? Önce toplumsal yapıları, her grup böyle bir derebeylik gibi. Erkekleri çok düzenli olarak kendi sınırlarını dolaşıyorlar ve bunları koruyorlar ve sınırları var. Fakat dönem dönem komşu gruplar arasında savaş oluyor ve sınırlar değişiyor. Erkek alfa, yani grubun lideri, derebeyi olan belli aralarla değişiyor ve bunun için bir mücadele oluyor grup içinde ve bir dominans hiyerarşisi var. Hani güçlülüğe göre. Fakat bu güç fiziksel güç değil. Mesela grubun biz gittiğimizde en iri yarı, genç, güçlü, kuvvetli bir üyesi 10 erkek arasında 9. sıradaydı. Çünkü Halim Selim yapıda kişiliği pasif bir erkekti. Başkanlığa gelmek için muazzam stratejik oyunlar var. Yani birbirleriyle koalisyonlar kuruluyor. Başa gelmek için koalisyon kurduğu iki arkadaşından bir tanesini başkan olduktan sonra alt ediyor. Çünkü ona rakip olabilir. Ama diğerini yakınında tutuyor. Ona hediyeler veriyor. Annelerle çocuklar arasındaki etkileşim olağanüstü. Aralarındaki sevgi kucağına alıyor, sarılıyor, gıdıklıyor, öpüyor. Afacan bir tanesi kaçarken gidiyor onu arka yakalıyor. Çok da kızdırırsa bir tane indiriyor ve oradan bir ciyaklama geliyor. Ablalar kardeşlerine bakımda yardım ediyorlar. Başka bir yönü dişilerin erkekleri nasıl manipüle ettikleri. Mesela seks apelini kullanarak grup alfasını dahi parmağında oynatan bir dişi olabiliyor. Çiftleşme döneminde kendisini gösteriyor. Karşısındaki erkeği heyecanlandırıyor. Ondan sonra geri çekiliyor. Biraz cilve yapıyor, geri çekiliyor. Ve bunu yıllarca sürdürüyor. Ve erkekler, yani o koca grubun lideri, derebeyi buna katlanıyor. Yani bunu görünce mesela aman yarabbim bu kadar mı benzerlik olur dedirtiyor. Bunun gibi ergenlerin oynaması, alt alta üst üste afacanca böyle biraz indiriyor, bir tekme atıyor filan ve bunları dediğim gibi çok çok şanslıydık. 3 gün farklı gruplar, kombinasyonlar halinde izleyebildik. Geçmeden önce bu fotoğraftaki dişiden bahsedeyim. İsmi Fatuma. Biz oraya gitmeden 3 ay önce bir önceki lider linç edilerek öldürülmüştü. Çok çok istisnai çünkü kendi içlerinden kimseyi öldürmüyorlar. Herkesin birbirine ihtiyacı var alanlarını korumak için. Çok gaddar bir lidermiş, hiç sevilmiyormuş, despotlukla yönetmiş 4 yıl boyunca grubu. Ve grubun yaşlı böyle bir şeysi var.
Kendisi geçmişte başkan olup sonra güçten düşmesine rağmen her zaman kimin başkan olacağını manipüle eden veyahut da onun denetiminden geçen o organize ediyor erkekleri ve linç ederek öldürüyorlar. Fatuma'nın oğlu o. Pimu ismi, Pimu annesine birkaç kere tecavüz etmiş. Toplum bundan çok rahatsız. Şempanze toplumunun olumsuz tepki verdiği bir şey yine bu da. Ve bu pozisyondaydı. Depresyonda bir anne. Acılar yaşamış ve oğlunu kaybetmiş. Çok da uzun yaşamadan öldüğü haberi geldi. Hocam o fotoğrafı geçmeden yani çok ilginç bir yerdeyiz. Ben de bir soru iletmek istiyorum. Şimdi kitaba ben göz attığımda şöyle bir şey fark ettim. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Afrikaname ya da Afrika ile ilgili yazmak, Afrika ile ilgili derinlemesine bir etüt. Aynı zamanda insan nasıl insan olduğu sürecinin de bir yansıması. Şimdi hayvanın direkt kendisiyle o noktaya geldiğimiz için bu soruyu ben çok sonra soracaktım ama öne almak zorunda kaldım. Yani bu insanoğlunun oluşumu ve Afrika ilişkisi üzerine biraz söz etmek ister misiniz? Teşekkürler hatırlattığınız için. Gündemimde değildi. Hepimiz yeterince geriye gidebilirsek Afrikalıyız. Bununla ilgili en ufak bir şüphe yok. İnsanoğlu maymunlardan evrimini tamamlayıp insan homo sapien olması Afrika kıtasında şu anda kadar ki yani 1960'larda yapılan antropolojik çalışmalarla yapılan veriler Doğu Afrika'ya bunu odaklıyor. Maymundan insansı türlere, insansılardan da homo sapienlere geçiş. Ağaçlardan inip savanda iki ayak üstüne kalkış ve bunun evrimdeki kritik dönüm noktası olduğu düşünülüyor en büyük çoğunlukla. Çünkü dik durunca büyük maymunlar, insanları da o gruba alacak olursak ya da insansıları, beden ısısını, beden çok fazla ısınmıyor. Bu da savanda çok daha uzun mesafeler kat edebilmek, o farklı coğrafyaya yayılabilmek, beslenmek için çok daha uzaklara gidebilmek, alet yapabilmek için hedef olan yerlere gidebilmek anlamına geliyor. Neyse çok uzatmayayım, zamanımız dar. Ve bu evrim Afrika'da oluşuyor. Ufak bir grup, bir 200 bin yıl sonra, evet, 300-400 bin de olabilir. Afrikaname'yi yeni okuyanlar bu tarihi daha düzeltebilir. Ufak bir grup Afrika'dan çıkıyor. Bizim coğrafyamız ilk yerleştikleri yerlerden birisi 40 bin yıl kadar önce ve dünyanın geri kalan her yerine dağılıyorlar. Yani insanlık Afrika'da başlıyor ve bizlerin var olma nedeni Afrika doğasında savanda baş edebilmiş, oraya uyum sağlamış, onun koşullarında evrim geçirmiş bir türüz olarak ifade edeceğim. Oldu mu Baytekin Bey? Sizin teşekkür ederim efendim. Bir şey var mı? Kitabın bana en çarpıcı gelen, yani bu insan nasıl insan olduğu serüvenini okuduğumuz çok çeşitli kaynaklar vardı ama sizin kitabınızda da buna rastlamak ve bunun kafamda somut olarak oturması Afrika başlangıcı sizin kitabınızla oldu. Onu ben üstünü vurgulayayım istedim. Teşekkür ediyorum. Bunu yerinde görmek çok heyecan vericiydi aslında.
Koskoca bir kaya parçası bu kazıların yapıldığı yer. Minicik de bir müze var. Orada işte fosiller, bir insansın ayak izi filan var. Ama bunun anlamı o kadar büyük ki yani şu anda bile benim böyle bir tüylerim diken diken oluyor. Etiyopya'da da ilk insan iskeleti var galiba, değil mi? Orada bir müzede sergileniyor. Etiyopya'da, Güney Afrika'da evet yer yer bu ilk insanların, daha doğrusu insansıların evet iskeletleri var. Evet. Bu da böyle solucanları bile bizim bildiklerimiz gibi değil. Zambiya, Güney Luangwa Milli Parkı. Bu nehir bizim kaldığımız kamp nehrin kenarındaydı ve bu filleri her sabah nehri geçerken görüyorduk. Geceleri park dışına gidiyorlar ve yerel halkın tarlalarını talan ediyorlar. Sabah gün doğumuyla birlikte parka geri dönüyorlar. Orada güvende olduklarını biliyorlar. Sadece geceleri çıkıyorlar. Ve bu kuatlarda oluyor. Burası yine mahalle dağlarından. Bir tek kere şempanze gördüm zaten. Benim karizmatik kudularım. Bu dişi kudu. Dişisi de çok güzel. Bu bir impala. Güney Afrika, KwaZulu-Natal. Afrika yaban domuzu. Görkemli bir erkek bu. Bu da anneyle yavrusu. Güney Afrika, Afrika penguenleri. Hint okyanusu. Fotoğraflar geç geliyor gene Gris. Biraz yavaş istersen. Peki. Galiba bu sonuncusu. Şu anda balina. Aa. Leopar. Evet, bayağı. Leopar'a geldiğinizde haber geldik. Verin. Leopar'dayız şu an ağacın içinde. Şimdi ilk göstereceğim albüm bu. Yaban hayatıyla ilgili fotoğrafı şöyle açmak istiyorum. Dediğim gibi bu sadece hayvan görmekle ilgili bir şey değil. O alanın bütünüyle ilgili. Beni Afrika ile ilgili galiba en etkileyen şeylerden birisi de böyle uçsuz bucaksız bir doğanın içinde bu kadar zengin bir doğal yaşamla, bitki ve bitki örtüsü ve hayvanlarıyla bir arada olunca doğanın nasıl inanılmaz karmaşık bir bütün olduğunu çok net olarak gördüm. Yani daha önce de belki biliyordum ama bunu böyle bir içselleştirerek milyonlarca sonsuz değişkenlerden oluşan ve hepsi birbiriyle böyle bir denge içinde ve etkileşim içinde bir bütün. En küçüğünden en büyüğüne kadar da her parçasının o bütünün var olması için bir işlevi var. Onun için biraz sizlerle hani arazi nasıl onu paylaşmak istiyorum. Biraz manzara fotoğraflarıyla. Burası 2009 gezisinden Serengeti. Afrika Name'de yer alan. Serengeti Masai dilinden geliyor. Siringet sonsuz düzlükler demek. Gerçekten de böyle sonu gelmeyecek gibi geniş düzlükler. Serengeti'nin diğer Kenya'daki tarafı da Masai Mara. Gülüz, bir soru var. İstersen geçmeden yanıtlayabilir miyiz? Memnuniyetle. Nil Dinçer arkadaşımız soruyor. Gülüz hocam, yine de korkmadınız mı diye. Nil Hanım, bu soruya galiba dolaylı dolaysız biraz sonra geleceğim. Merak ediyoruz, evet. Korkulacak bir şey
Yeterli cevap vermezsem rica ediyorum tekrardan bu soruya dönelim. Olur mu? Faruk, belki bunun denetimcisi sen olabilirsin. Hani cevap verildi mi verilmedi mi? Tamam, harika. Burası Serengeti'nin uzantısı olan Gorongoro. Ben eriyip gidiyorum böyle ortamlarda. Bilmiyorum size çok bir şey hitap ediyor mu? Burası Kalahari. Kalahari'de uçsuz bucaksız. Dünyanın en geniş kum havzası 5-6 ayrı ülke içinde yer alıyor. Milli park olan kısmı Botswana ile Güney Afrika sınırında ve her iki ülkenin de içinde. Yani sınırlar ötesi milli park olarak anılıyor zaten. Burası Tanzanya'dan Eyasi Gölü. Bu da Afrika Name'den. Burası Uganda. Serengeti. Biraz yavaş gideyim. Şu anda akasya ağacını görüyoruz, doğru mu? Evet, orası Serengeti. Akasya ağacından sonra bu çok ufak ufak antilopların göründüğü yer KwaZulu-Natal eyaletinde Drakensberg Dağları. Oradaki Royal Natal Milli Parkı. Burası yine aynı Milli Park, Natal. Burası Uganda. Yine Uganda. Yine Uganda. Burası şempanzeleri gördüğümüz Mahale Dağları'nın kenarında olduğu Tanganyika Gölü. Karşıda gördüğünüz yer Kongo Cumhuriyeti. Burası Uganda'da Nil Nehri. Yine Drakensberg Dağları'na döndük. Kidepo Valley, Uganda. KwaZulu-Natal eyaleti Güney Afrika'da. Yaban hayatı inanılmaz zengin ama kimse mesela KwaZulu-Natal'i bilmiyor Güney Afrika'da. Serengeti. Bu fotoğraflarla da şöyle bir yani genel kontekst, manzaralar nasıl, onları vermeye çalıştım. Şimdi o zaman dedim ki yaban hayatı çok zengin, uçsuz bucaksız alanlarda ve o doğanın bütünlüğü içinde deneyimleniyor. Çok cazip bir fotoğrafçı için fotoğrafı çekilecek sonsuz olanaklar var. Ama bunların yanı sıra hala daha Afrika'nın pek çok kısmı, yani safariye gidilen, güvenli bir şekilde safariye gidilebilen yerlerin büyük çoğunluğu hala daha keşfedilmemişlik boyutu oldukça yüksek olan yerler. Yani tekrar gittim Afrika'ya. Pek çok doğa alanında çok uzun zamanlar geçirdim. Bunların tamamı çok az insanla karşılaştığımız, çok az araç gördüğüm, yani yaban alanın içinde siz onun minicik bir parçası haline geliyorsunuz ve onun kurallarına uyan o bütünün içinde yer alıyorsunuz. Yani unutun düğmeye basıp da internete bağlandığımızı. Bu tür olanaklar da çok sınırlı bu arada. Yani telefon belki bağlanıyor, belki bağlanmıyor. Mesela bu ufak pırpır uçaklarda şey daha iyi. Uçak bağlantısı. Onun için normal uçakların tam tersine havalanınca hemen herkes telefonunu çıkartıyordu. Mesaj yollamak için ya da önemli bir telefonunu yapmak için.
Yaban alanın içinde birçok yerde ya yok ya çok zayıf. Bu yerlere nasıl gidiliyor? Bazısına araçla gidiliyor. Her zaman safari aracıyla. Yine parkların çoğunda, büyük çoğunluğunda yolların büyük çoğunluğu tamamen toprak. Bu parkın içi değil ayrıca. Kidepo Valley Parkı'na giden son 50-60 kilometre böyle bir yol. Bazısına gitmenin tek yolu ufak uçakla. Burası Kuzey Luangwa Milli Parkı, Zambiya'da. Bu şekilde bir uçak sizi bırakıyor. Sonra arabayla bir 5 saatlik mesafeyle bir sonraki yere. Kalınan yerler yine doğanın içinde çok doğayla bütünleşmiş. Benim kaldığım yerlerin büyük çoğunluğu çadırlı kamp, çadır denilen şey böyle bir şey. Geniş, rahat, içinde kendi banyosu, tuvaleti, duşu, tuvaleti var. Bazısının dışarıya, manzaraya bakan duşları var. Fakat doğayla tamamen uyumlu bir şekilde yapılmış durumda ve de çadır, yani böyle derlenip toplanıp götürülebilecek çadır olmayan kısımları da tamamen doğal malzemeden yapılıyor. Yani bir gün çadırı toplayıp gidecek ve de geri kalanı bırakacak olsalar Afrika'nın iklim koşullarında 2-3 yıl içinde tamamen doğanın içinde kaybolacak materyal. Böyle bir yerde olabilir. Bu şeleler her yıl yapılıyor. Yağışlı mevsimde sel alıp götürüyor. Bir sonraki yıl yeniden yapılıyor. Onun için de öyle biraz derme çatma görünüşte. Bu arada bahsettiğim kampların benim şu ana kadar kalmış olduklarımın 6 ila 12 arasında birimi var. Çadırı veyahut da böyle bir şelesi. Parkların içinde de konaklama yeri sayısı fevkalade çok az. Baytekin Bey'le birkaç gün önce konuştuğumuzda hani işin satır arası noktaları var mı derken galiba böyle bir şeye değiniyor gibi algıladım ben. Yani Avrupalılar büyük paralar vererek görmeye geliyorlar. Hadi biz burayı tesisle dolduralım. Yaklaşımı söz konusu değil. Çok az sayıda yer var. Bunları zaten arazide dolaşırken görmüyorsunuz. Gizli saklı. Çadırlar, o altı çadır birbirini görmüyor. Şimdi Nil Hanım'ın sorusuna yaklaşıyoruz. Böyle birbirinden uzak, etrafında hiçbir çit olmayan, sadece 6 veyahut da 8-10 birimi olan bir yerde arazinin içindesiniz. Bu kampa gece aslan gelebilir ki benim ilk safari gezimde kampın içinde aslan vardı. Sabah 2'den Afrikaname'de olan bir şey bu. 6'ya kadar çadırın dışında gümbür gümbür bir aslan kükredi. Böyle kükremeye başladı. Susuyor. Tam uykuya dalar gibi oluyorum. Bir daha kükremeye başladı. Sabaha kadar böyle oldu. Ama hayatımın en olağanüstü deneyimlerinden biriydi. Yani bir aslan kükremesiyle uyanık kaldı. Yani İzmir'de benim annemin babamın evi tam Gündoğdu merkezinde. Oraya gittiğimi sabaha kadar korna sesinden uyuyamıyorum. Var bir tarafta, diğer tarafta aslan kükremesi değil. Yaban işte hayınaların, sırtlanların sesini duyuyorsunuz. Sabah daha gün doğmadan böyle bir kuş sesleri, birbirine karışan kuş sesleri geliyor. Peki tehlikeli mi değil mi, korkuyor muyuz, korkmuyor muyuz? Ben korkmuyorum. Korkulabilir de bizim oradaki yani rehberlerin söylediği gelip ikinci gün ciyak ciyak özel uçak getirtip oradan ayrılan şey de var yani. Ziyaretçiler de var. Şimdi bu yaban hayatın içindeki çadırlarda bir düdük bir de borazan var.
Eğer gece içinde bir sıkıntı olur da birini çağırmak isterseniz önce düdüğü çalıyorsunuz. Onu duymazlarsa borazanı çalıyorsunuz. Görevliler geliyor. Hava karardıktan sonra hiçbir şekilde çadırlardan dışarı çıkmıyoruz. Bizim gezilerimiz de oldu. Yani çocuklar hastalandı. Böyle bir dışarıda koşuşma oluyor. Merak ediyor insan. Telefon bağlanmıyor filan. Şimdi buradan işin güvenlik kısmına daha çok gireyim. Bu işi muazzam güvenli bir şekilde yapıyorlar. Hem çok doğal olması için organize oluyor her şey. Dediğim yani birçok insan Afrika'ya gittiği zaman evet gecenin içinde yaban hayvanların sesini duymak istiyor ve onun için oraya gidiyor. Ama gelen ziyaretçilerin başına hiçbir şey gelmemesi için de gereken her türlü önlem alınıyor. Personel çok eğitimli, çok bilinçli. Ne yapacağınız, ne yapmayacağınızı çok güzel anlatıyorlar, çok dikkatliler. Bir tek şeyde, Kalahari'de, Botswana tarafında kalıyorduk. Kaldığımız çadırlı kamplarda gece hava kararmış olmasına rağmen yemek yediğimiz çadırla kaldığımız çadırlar arasında personel refakat etmiyordu. Ve de kampın içinde yemek yenilen kısımda ve kocaman kocaman siyah yelili aslanların fotoğrafları vardı. Kampın içine girdiklerinde çekilmiş. Doğrusu biraz huzursuz olmadım mı? Oldum. Yan çadırda kalan arkadaşımla hep birlikte gidip birlikte deniyorduk. Elimizde fenerlerle, kafamızda fenerlerle. Onu da ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Yani insan aslan için yem değil. Onun için aslan insan için çok istisnai yerler haricinde insana saldıran bir hayvan değil aslan. Eğer ki onu şaşırtıp korkutarak saldırmasına neden olmaz. Yani karnı doyurmak için insana saldırmıyor. Doğanın içindeyiz dedik. Burası Zambiya'da kaldığımız çadır. Bir sabah safariye gitmek için hazırlanırken çadırın etrafını filler sardı. Yine inanılmaz heyecanlı. Yani böyle çadırın sinekliğiyle yan tarafa geldiği zaman benim aramda bir metre vardı. Ayağını görüyorum. Cep telefonuyla fotoğrafını çekip flash patlatma gafletinde bulundum ve böyle eğildi baktı göz göze geldi. Seyahat edilen araçlar böyle bir şey. Her zaman işte biraz birbirinden ülkeden ülkeye fark ediyor ama her zaman safari aracında. Bu bizim 2009 ekibi Serengeti'de. Evet, rehberlerin bilgili ve tecrübeli olduğundan söz ettim. Afrika'da safari yapmanın büyüsü aslında çok bilgili yaban alanı çok iyi tanıyan onun bir parçası olmuş doğayla ilgili her şeyi içselleştirmiş rehberlerin refakatinde bunu yapıyor olmak. Bir yandan çok fazla bilgi veriyorlar, müthiş bir öğrenme deneyimi. Ben hiç istisnasına rastlamadım. İşlerini çok severek yapıyorlar. Enerjiyle gülümseyen yani kimse bugünü bitirip de hadi evime gideyim tavrında değil ve de misafirlerin güvenliğinden onlar sorumlular. Bir sonraki rehberin öneminden biraz devam edeceğim. Zaman durumumuz nasıl? Biraz acele etsem iyi olacak mı? Yani iyi gibi. Ama okay. Hızlanabiliriz biraz. Tamam. Sorular şimdi, da var çünkü. Evet. Rehberin şöyle bir önemi var. Alanı çok iyi tanıyorlar. Yaban hayat, hayvanların davranışlarını biliyorlar. Onun için bazı şeyleri
öngörebiliyorlar. Örneğin şeyde Kalahari'de dedi ki rehberimiz olan kişi bir su birikintisinin oraya sabahları avlanmaya çakal geliyor, gidip bekleyeceğiz dedi. Gittik, hakikaten bir süre bekledik. Çakal geldi, su birikintisinde oraya özgü bir parakua dove denilen yüzlerce kuş. Çakal gelince uçuştular. Çakal şöyle pusu kurdu, başladı beklemeye. Biraz zaman geçti, gitmiş olan kuşlar geri geldiler suya. Bu arada bir kum fırtınası esiyor, böyle ara ara da göz gözü görmüyor, hiç ne olduğunu görmüyoruz. Beklemeye devam ediyor. Sonra bir hamle. Ve yakaladı. Tekrar geri geldi. Bunları seri geçeceğim. İkinci kez geldi. Yine bekledi. Biz de bekliyoruz. Bir hamle daha yaptı. Ağzıyla yakaladı ama kaçırdı ağzından. Eli boş döndü. Ağzı boş döndü daha doğrusu. Üçüncü kez geldi. Yine kuşlar uçuştu. O pusuya yattı. Bir hamle daha. Bunda da başarılıydı. Şimdi bunun olacağını bilmese rehber, buna rastlama şansı son derece az. Yani gittik, bekledik ve oldu. Hemen pardon, buradan şimdi benim... Özür dilerim. Şuradan 1, 2, 3, 4'ü gördük. 5'e alıyorum. 6'ya alıyorum. 7'ye alıyorum. Ve 8'e alıyorum. Okey. Bu da yine rehberimiz dedi ki bir ağacın altında bir erişkin çakal vardı. Çakal anne babalar sırayla birisi yavruyu bekler, diğeri avlanmaya gider. Burada beklersek şimdi yuvadan yavrular çıkar. Çok sevimlidirler. Onların fotoğrafını çekeriz dedi. Aynen biraz sonra üç yavru çıktı. Oturdu. Daha sonra iki kulak belirdi inin ağzında. Ondan sonra başladılar birbirlerine sevgi gösterisine. İnanılmaz bir şeydi. Biraz alt alta üst üste tabii ki çocuk oyun oynuyor. Ve yine rehberimiz ulaşmıştı artık. Anne gelip yavrulara yiyecek verecek veyahut da baba. Ava giden aynen geldi. İki yavru arasına pay etti. Yakaladı yemi ve... O... Bu birincisiyle sonuncusu arasında 68 dakika var. Yani biz böyle 1,5 saate yakın izlemişiz. Müthiş bir deneyimdi. Aynı rehberle iki daha önce fotoğrafını gösterdiğim iki erkek aslanı gördük. Uzun uzun onların fotoğrafını çektik.
Dedi ki sürünün geri kalanı yakındadır. Yeni beslenmişler dedi. Bu ikisi istirahat ediyor. Burada sürünün geri kalanı yakındadır dedi. Arazide aradık ve hakikaten bir ağacın altında istirahat pozisyonunda bulduk. Bunları da biraz çabuk geçeceğim. Bu istirahat pozisyonunda bulduk, hiç kıpırdamıyorlardı. Ve yanlarında bir tane kocaman bir antilop olan Gemsbok vardı. Dedik ki rehber bunlar hiçbir yere gitmiyorlar. Gittik safari yaptık, kampa döndük, yedik, istirahat ettik, akşamüstü geri döndük. Şimdi bu akşamüstü geri döndüğümüzde Gemsbok'un sadece karın kısmından biraz yenilmiş. İki yetişkin dişi, dört yetişkine yakın yaşta yavrusudu bu grup. Yavrular hiç birbiriyle şey etmeden, kavga dövüş yapmadan besleniyorlar. Birbirleriyle böyle bir sevgi gösterisi içinde. Ama esas sizinle paylaşmak istediğim, sonra iki dişi böyle bir 50 metre uzaklaştılar gruptan. O ikisinin, bunlar iki kız kardeş. Sürünün dişileri kız kardeşlerden ve onların yavrularından oluşuyor sürü. Birbirlerine onların da birbirlerine sevgi gösterileri. Sonra da sevgi gösterileri bitti. Böyle yan yana oturdular son derece rahat ve mutlu bir şekilde. Ama tabii ki arazide gördüğümüz şeylerin çok büyük çoğunluğu tamamen tesadüf eseri. Nerede, ne göreceğinizi, ne zaman göreceğinizi, görüp görmeyeceğinizi asla bilmiyorsunuz. İşte ben illa leopar görmek istiyorum diye bir şey yok. Yani o parkta bir sürü leopar vardır ama görmezsiniz. Kidepo Valley'de çok aslan var ama biz orada geçirdiğimiz iki gün içinde görmedik. Bazen de hiç beklemediğiniz bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Benim gittiğim gezilerin birçoğunda rehberler bunu ilk defa görüyorum dediği olaylar gördük. Yani doğada da o kadar çok çeşitlilik var. Şimdi bu bir sabah safaride böyle aynen 1,5 saat dolaştık. Kayda değer hiçbir şey görmedik. Böyle biraz mayışıyoruz. O tarafında bir kara kulak gördük. Ben de müthiş bir heyecan. İlk defa görüyorum çünkü gece aktif bir hayvan. Gündüz görmesi nadir. Çok heyecanlandığımda belli oluyor çünkü fotoğraf flu, net değil. Yani aman kaçar diye basmışım deklanşöre. Neyse Allah'a şükür toparlanmışım. Önümüzden yürümeye başladı. Yolun karşısına geçti. Yolun kenarında şöyle bir durdu. Kulaklar dik. Dikkat. Bir yürümeye başladı. O noktada biz galiba av gördü dedik. Çünkü birden böyle beden dili değişiyor, böyle bir postürü değişiyor. Çok dikkat kesilmiş bir şekilde sakin adımlarla böyle biraz yürüdü. Sonra adımları, kedilerin avlandıkları zaman böyle bir ayaklarını bükerek yürüme şekli var. O şekilde ilerlemeye başladı. Uzadı. Adımları yere yapıştı ve gayet seri bir şekilde, yere yapışık şekilde ilerledi. Yere yapıştığı zaman sanki bedenini küçültmüştü. Bacaklar altına alınmış, kuyruk fazla açık değil, kafa çok dik değil. Son derece seri hareketlerle, o sanki yerde emekler gibi devam etti yola. Ondan sonra bir öne atıldı. Ve atıldığı noktada
Bacaklar bir uzadı, kuyruk uzadı, kafa öne doğru uzadı. Yani hayvanın böyle boyutu değişti. Uçarcasına bir hızla gitti ve bir çakal yavrusu ile avlanmıştı, yavrusu avlamıştı. Tekrar aynı geldiği yönde yolun karşısına geçti ve gördüğümüz yerden uzağa gitti. Birinci dakika, birinci karesiyle sonuncu karesi arasında 3 dakikanın hemen altında zaman var. Yani bu kadar seri seyreden bir olay. Bunu da bitirdik. Şimdi aramızda kuş fotoğrafçıları olabilir diye düşünüyorum. Onun için yaban hayatını tamamlamadan seri bir şekilde biraz kuş fotoğrafı göstereceğim. Afrika kuş için inanılmaz renkli. Eğer kuş fotoğrafçısı varsa aramızda böyle biraz oturarak çekilmiş fotoğraflar. Ben bu yaz biraz kuş fotoğrafı çektim. Alaçatı'da. Utanmayın Güliz Hanım. Merhaba Mustafa Bey. Yani bu iş aslında o kadar zahmetli bir iş ki kuş fotoğrafı çekmek. Böyle hani yere yatıp saatlerce kıvıldamadan kamuflajla bekleyerek filan 4000 kilometre öteden gelmiş 60 gram büyüklüğünde minicik bir kuşu görmek için yapılan bir iş ve kuş fotoğrafçıları çok uzman, çok bilgili, çok saygım var. Afrika'da çok kolaylaşıyor ve yine çok renkli, yani boy boy. Bunlar da çok yaygın türler bu arada. Ve tabii her boydan var. Bu gösterdiklerimin birçoğu o büyük kuşlar. Pangolin soyu tükenme riski olan bir hayvan. Bu bir kuş yuvası. Dünyanın en büyük kuş yuvası, örücü, toplumsal örücü kuşlar, böyle 100 yıl içinde falan böyle devasa, bu da aynı kuşun yuvası. Devasa yuvalar inşa ediyorlar. Evet, bunlar da kuşlarımızdı. Şimdi ben hemen son bölüm, o da kültür hayatı. Yani farklı klanlar. Güliz, bu insanlara geçmeden önce şu vahşi hayvanlarla ilgili bir iki soru var. Yanıtlar mısın rica etsem? Tabii ki. Merak edilen bir soru, malzemeleri soruyor arkadaşım Nil Dinçer. Ekipmanları soruyor. Benim ekipmanlarım mı? Evet. Canon 5D Mark IV. Bu benim son makinem. Ondan önce fotoğrafların bazıları Canon 60 idi. 100-400 lens Canon. Daha önceki fotoğraflarda yine 100-400 kullanıyordum. Son Afrika seyahatinde 100-400'ün yeni serisini aldım. Her iki 100-400'üm de benim ikinci el. Mark 4'üm ikinci el değil. Bir de 24-105 Canon lensim var. Fasulye torbası taşıyor musun? Tabii ki. Vazgeçilmesi değil mi ya doğa fotoğraflarının, Afrika fotoğraflarının? Hakikaten. Ondan çok gurur duyuyorum çünkü çok güzel, çok iyi bir fasulye torban var. Size onu gösterdim bir yerde. Şimdi hemen ona izninizle çok çabuk geri dönmek istiyorum.
Çünkü yani bunu şu fasulye torbası ben 2017-2016 zaman seyahate gitmeden önce fasulye torbası aradım. Hayyam'da sormadığım mağaza kalmadı. Hiçbirinde yoktu. Kendiniz yapabilirsiniz filan dediler ama zaman da yok ona. Sonra internetten baktık. O gezide kuzenim de vardı. Galiba o buldu. İzmir'de Özkan Özmen isminde birisi, yaban hayat fotoğrafçısı kendisi. Bunları imal ediyor ve internet üzerinden satıyor. İzmir'de biz gidip kendimiz teslim. Karşıyakalı Mustafa Bey. Haberiniz olsun. Çok kaliteli. Yani ben sürekli yurt dışında fotoğraf çekiyorum ve yurt dışından temin edilmiş fasulye torbalarının içinde bence en güzeli benimki. Ve de ilk gittiğim gezide içini biz makarna doldurduk. 10 paket makarna aldı içine. Ondan sonraki gezilerde ben içine giysi dolduruyorum. Havlu olabilir bu, işte battaniye olabilir. Böyle ince battaniyeler oluyor bazen. Gayet stabil bir hale getiriyor. Ve de gezinin sonunda onları çıkartıyorum. Hatta galiba geçen hafta demiştim. Gezinin başında temiz giysilerimi içine koyuyorum ve bir ucundan temizler çıkıyor. Diğer ucundan torba içinde kirliler giriyor. Böylece ne fasulye ne makarna ne pirinçle de uğraşmak gerekmiyor. Hayri Gezgin'cim çok özür dilerim, bir şey söyleyeceğim de. Şimdi siz 100-400 kullanıyorsunuz dediniz. Kirli çamaşırları bırakıyorsunuz içine. Okey. Şimdi biz 600 kullanıyoruz. Oraya kirli çamaşır koyamayız. Hayır. Yani lens durma. Şeye, fasulye torbasının içine. Evet. Ha şöyle, kirli çamaşır dedim, o da bir torbanın içinde oluyor. Artık gezinin en sonunda. Ama tercihan tabii ki bir havlu oluyor orada. Peştemal oluyor. Yani ben mesela makinamı da peştemale sarıyorum. Yanımda onun için birkaç tane peştemal götürüyorum. Makine toz içinde kalmasın jipte diye. Hani kirli çamaşır derken de o peştemal oradan giriyor filan. Evet Gülis, bir iki yorum var, sorular var. İstersen biraz hızlandıralım çünkü biraz zaman daralıyor gibi. Hayri Gezgin evet. Diyor ki ben genelde Asya alışkanlık yapar diye düşünüyordum ama sanırım Afrika'da alışkanlık yapıyor. Çok. Doğru herhalde. Bu halinde. Ben Asya'yı da seviyorum. Yani Asya'da da Borneo, ondan sonra Kuzey Vietnam, Kamboçya çok güzeldi. Endonezya'ya gitmeyi, yani böyle gitmek istediğim yerlerden biri ama Afrika bir tutku. Evet, Nazan Aşkalli, Zulu halkıyla ilgili izleniminiz nedir diye soruyor ama istersen onu kültür bölümünde konuşalım. Ne dersin? Hemen bir Zulu görünümüyle başlıyorum Nazan. Bu arada bir iki tane daha var yine bu şeyle ilgili, hayvanlarla ilgili, onu da istersen bitireyim. Olur mu? Aha. Ahu diyor ki, Ahu Akbaş, o kadar güzel anlattın ki orayı, Serengeti'ye gidip orada uyanasım geldi diyor. Yani böyle Ahu'cum, hakikaten içimiz çekti. Gidelim. Ben de çok özlüyorum. O aslanın çadırın kampın içinde kükrediği yer Serengeti'ydi. Evet, Necati Kanalıcı soruyor. Bu serüvenin bazı bölümlerini video çektiniz mi? Hemen hemen hiç. Yani o alanda olmanın böyle heyecanı, her an son derece dikkatle ne yakalayacağımı, o makinayla bütünleşen bir şeyim, fotoğrafçıyım. Ama pek çok insan video çekiyor. Kalahari'de burnumuzun dibinde bir aslan kükremeye başladı. Biz grupta 5 kişiydik fotoğrafçı. Hepimizin elinde kameralar ve de çalıların arkasında iyi fotoğraf da hiç çekemiyoruz. Bir tek videosunu çekmeyi akıl eden rehberimizdi. Paylaştı, nasıl kıskandım anlatamam yani.
Evet. Hayri Gezgin bir soru daha sormuş. Ben gittiğimde safari ve parklarda hayat garantisi vermiyorlardı ve belge imzalatıyorlardı diyor. Sizin gittiğiniz yerlerde de bu uygulama var mı? Hangi, yani hangi kamptı, hangi parktı diye sorabilir miyim? Evet, oradan yanıt bekliyoruz ama. O gelinceye kadar sorulara devam edelim. Cihangir Zeybek soruyor. Pardon, hayır, böyle bir şey hiçbir zaman imzalatmadılar ama vardığınız anda böyle zaten böyle bir içecekle sizi karşılıyorlar ve hemen orada bir oryantasyon şeysi oluyor. Toplantısı, ne yapacaksınız, ne yapmayacaksınız? Safarilerde rehber hep yanınızda, yayan safarilerde silahlı bir rehber. Hiçbir zaman silah kullanmak zorunda kalmış bir tanesine rastlamadım ama yine de silah eğitimi almış rehberiniz var. Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar ve sizi de yönetiyorlar yani. Yönlendiriyorlar ya da yani saçma sapan şey yapmamak lazım. Onların sözünü dinlediğiniz sürece okay. Zaten araçtan aşağı inmek yasak zaten değil mi bildiğim kadarıyla? Evet. Cihangir Zeybek soruyor. Afrika'ya nasıl gitmeliyiz? Ne önerirsiniz diyor. Ajanta ve organizasyon evet. Mı yoksa bireysel mi? Şöyle benim gezilerimin tamamı kendi organizasyonumuzdu. Yani bir Türkiye'den bir ajanta ile yapılmış gezi değildi hiçbir tanesi. Ama her bir tanesi yerel ajanta ile organizasyonu yapılmış geziydi. Yani orada kalacağım yeri ben önceden araştırıp da hani ne istiyorum, nerede olmak istiyorum, ne yapmak istiyorum bilgilerini verdikten sonra karşılamaktan, araba temini, araç temini, rehber, kalınacak yer bunların organizasyonunu yapıp gitmek lazım. Son bir soru geldi Mert'ten, daha doğrusu daha önce sormuştu. Pardon. Kendisine de memnuniyetle beni ararsa konuşuruz. Evet, yaparız. Tamam. Bir de maliyetlerle ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz? Mert Okçu ısrarla soruyor bunu. Afrika'da gezilerin maliyeti yüksek. Şimdi doların 7 mi 8 mi nedir hiç bakmıyorum bile. Olduğu noktada olağanüstü yüksek oldu. Ben Afrika'ya gitmeye başladığımda dolar 1 liraydı. 2014'te 2 lira olduğunda eyvah olmuştum. Maliyetler yüksek. Çünkü dediğim gibi kalınacak yer az. Çok ehil rehberler, iyi araçlar, az sayıda ama çok donanımlı kamplarda kalıyorsunuz. Bu da maliyeti yükseltiyor. Ama derseniz ki ben dar bir bütçeyle bunu yapmak istiyorum. Bunun da yolları var. Ben iki kere Afrika'ya, bir kere de Asya'ya doğa koruma projelerine gönüllü olarak gittim. 2 hafta ile 2 ay arasındaki dönemlerde kabul ediyorlar. Afrika'da olanlarda günde 10 saat safari yapıyorsunuz. Akşam safarileri de dahil buna. Yaptığınız iş de oradaki yaban hayat. Yaban hayatın korunması için çok iyi bir veri tabanı olması lazım. Yani hayvanları çok iyi takip etmek lazım ve öncelikli türler var. İşte fil, aslan, gergedan. Bunların bazılarında çip var, tasma var. Bunlar milli parkların içinde. Ve onları takip ediyorlar. Bunu da gönüllülerle yapıyorlar. Her gönüllü grubunun, 4 kişilik gönüllü grubunun başında bir profesyonel lider. Çok düşük bir maliyetle kalıyorsunuz. Yani yine para ödüyorsunuz. Ama birincisi ödediğiniz para doğa korumaya hibe ettiğiniz bir şey oluyor. Onun yapılabilmesi için bir şey oluyor. Bunun 2 haftalık ücreti böyle $1,200 gibi bir şey. Alkollü içki haricinde her tür ihtiyacınızı karşılıyorlar. Havaalanından alıyorlar sizi, yakındaki havaalanından. Yediriyor, içiriyor, kalacak yer temin ediyor. İşte jipiyle, rehberiyle her gün safari yapıp 2 hafta sonra aynı havaalanına bırakıyor. Bu da bir yöntem. Evet, teşekkürler. Nazan'ın Zulu'suyla baş başa bırakalım istersen. Evet. Zulu, burası Zululand.
KwaZulu-Natal benim çok zaman geçirdim. Yani böyle toplam 1,5 ay falan geçirdim. 3 ayrı gezide yolum düştü. Ya Afrika'nın aslında bütün klanlarında olduğu gibi son derece renkli, tarihi var, töreleri var, ritüelleri var. Bu sahada gördüğünüz hanım toplumun kahin, ben buna Türkçesine kahin diyorum. Zul dilinde sangoma, şifacı, fal bakıyor, kehanette bulunuyor, büyü yapıyor, büyü bozuyor. Toplumda çok önemli bir yeri var. Bu gördüğünüz yerde doğal ilaç, doğal malzemelerden yapılmış doğal işte ilaçları satan yer. Ama aynı zamanda bunlar büyü yapmak için de kullanılıyor, tedavi etmek için de kullanılıyor. Ben Magma'ya sangomalarla ilgili bir yazı yazdım. Onun için de epey sangoma ziyaretinde bulundum. Bu dükkana da hani geleneksel eczane deniliyor. Onun için gitmiştik. Bu bir kahin. Yine Zululand'den. Eşave kasabasından. Bu Zululand'in tamamen eyaletin karşı ucundan, Drakensberg dağlarının olduğu bölgeden ilk gördüğüm sangoma bu. De gezilerimde ben şunu yapıyorum. Gitmeden önce diyorum ki ben köy görmek istiyorum. Ben yerel hayat görmek istiyorum. Turistik köy değil. O şekilde gördüm bu gittiğimiz yerleri. Bu bir önceki sangomanın yaşadığı köy. Bu da aynı köyden. Bunların hepsi Zulu Nazan. Bunlar da bu hanımlar da rehberimiz aracılığıyla çok tatlı sohbet ettik. Amazizi aynı köy. Burası Soweto, Johannesburg'da çalışan siyahların yaşaması için 1900'lerin başlarında inşa edilmeye başlamış bir yöre. Şu anda nüfusu 1,5 milyon. Yani Johannesburg siyahlarının yaşadığı yer Soweto. Mandela'nın ait olduğu yer. Mandela'nın evi şimdi bir müze. Bu da müzenin önünde bu hanımlar birikmişlerdi. Bir milli anma günüydü. Onun için daha da renkli giysilerle gelmişlerdi. Burası Soweto'dan bir manzara. Soweto'da kaldım bu arada ben 2 sefer. Burası Soweto'nun çok mahrum bir kısmı. Burası kuaför salonu Soweto'da. Şimdi gördüğünüzü anlıyorum. Faruk gülümseyince. Bir aküye bağlamış şeyi, tıraş aletini. Burası da Soweto'da akşam yemeğini yediğimiz yer. Uganda başında taşıdıkları taş. Bundan sonra gelenler böyle bir dizi Uganda. Bu yöre bundan 10 yıl öncesine kadar çok ciddi silahlı çatışmaların olduğu, Uganda'nın kendi devleti dahil kimsenin girmediği vahşet içinde bir bölgeymiş. Son 10 yıl içinde derlenip toparlanmış. Şu anda oldukça güvenli ama yine böyle çok ne yaptığını iyi bilen rehberle gezmek lazım. Uganda gezisini özellikle bu bölgeyi görmek için yaptım. Hocam burada bir araya girebilir miyim? Hı-hı. Evet lütfen. Şimdi böyle rengarenk bir fotoğrafı, giysili bir fotoğrafı görünce ben kitabınızdan bir bölüm okumak istiyorum. Bu Afrika'nın renkleriyle ilgili tanımlamalarınız. Otobüsler rengarenk, kadın ve erkeklerin sarındığı kumaşlar, taktıkları gerdanlıklar,
kadınların sırtlarında bebeklerini taşımak için kullandıkları bezler rengarenk, açmış çiçekler rengarenk, minicik minicik yapılar rengarenk, muzları bile pembe. Benim gibi renk seven birisi için yalnızca bu renklilik bile bu diyarla anlaşabileceğimin göstergesi. Şimdi burada da bunun fotoğraflarda da örneklerini görüyoruz. Benim bir genel gözlemim var bu gezilere ilişkin. Bu doğal yaşamın yoğun olduğu bölgelerde gelişkinlik, teknoloji, işte buralara vardıkça yol, uçak, tren vardıkça bu rengarenklik bozuluyor. Yaşam gri siyaha dönüşmeye başlıyor. Bunu ülkemizin, yani kendi ülkemizde de fark etmemiz mümkün. İşte uzak doğuda fark etmemiz mümkün. Güney Amerika'da da fark etmemiz mümkün. Afrika içinde böyle bir gelecek, böyle bir tehlike var mı? Renkliliğini kaybetme tehlikesi. Tabii ki var. Şimdi kent nüfusu için söylediğiniz tamamen gerçek. Karamoja bölgesinde yaşayan şu kişinin oğlu eğer ki Kampala'ya gider ve orada bir iş bulursa bu giysisinden vazgeçiyor. Normal giyine, o griye dönüşüyor. Şu an için diyeceğim ama bu yerel kültür, kabile yaşamı gittikçe daralıyor, orada da azalıyor. Çünkü o şekilde yaşama şansları yok. Geçmişte uçsuz bucaksız arazilerde hayvancılık yaparken ve yaban hayatıyla bir arada yaşamaktayken, sürdürülebilir şekilde yaban hayatını avlarken var olan yaşam tarzını devam ettirmeleri mümkün değil. Artık alan gittikçe daralıyor. Tarım için şehirlerin genişlemesiyle alan daralıyor. Ve yerel nüfus artık kendini besleyemez, doyuramaz, ayakta duramaz hale geldikçe kentlere gitmek zorunda kalıyor. Onun için gittikçe sayılar azalıyor. Böyle bir tehlike var. Ama hani başında ne dedim, hala daha keşfedilmemişlik boyutu oldukça yüksek diye gittiğim her ülkenin yerel kültürünü biraz merak edince çok kolay bir şekilde ulaşılıyor. Ve bunlar kat'i surette turistik köyler değiller. Yani hakikaten tamamen gerçek hayatını yaşayan ve biz oraya bir izleyici, bir ziyaretçi olarak gidiyoruz. Çok da az ziyaretçi gören alan yerler. Mesela bu yarı göçebe bir toplum. Oğlan çocukları 7 yaşından itibaren çobanlık yapmaya başlıyorlar. Yani Uganda'da hayatın gerçeği böyle. Burası Uganda-Kenya sınırında bir altın madeni, tamamen kazma kürekle, taşla altın çıkartmaya çalıştıkları, işte şanslı oldukları zaman günde $5 gibi bir para kazanabildikleri, birçok İşte kazdıkları maden çukuru çöküyor, içinde kalıyorlar, ölüyorlar. Yani inanılmaz bir sefalet içinde yaşadıkları bir yerde. Birkaç farklı kabileden insan var burada. Ve Kenya sınırını geçmiş Turkanalar var. Turkanalar Kenya'da da çok çok zor durumdalar. Yani bu genç kızlar Turkana. Evet, bu arada Beyza Yalçın arkadaşımız soruyor, mutlular mı diye. Galiba sorunun yanıtını aldık. Kim bilir? Yani yüzleri gülüyor. Törelerini devam ettiriyorlar. Hayatları zor.
Ama doğup büyüdükleri ve alıştıkları yaşam o. Ben oraya gittiğim zaman çok mutlu olduğumu çok netlikle söyleyebilirim. Ama onların mutluluk skalası nasıl, doğrusu bilemiyorum. Güliz, benim de merak ettiğim bir durum var. Ya şimdi hazır insanların içine girdik ya. Sen az önce de Mandela'nın yerinden bahsettin. Yanılmıyorsam orası Sibeto, dünyanın en büyük Baraka şehrinin olduğu yerleşim yeri. Yanılmıyorsam. Şimdi biz hep böyle biz fotoğrafçılar ya da gezginler ya doğal hayatta dalıyoruz ya da işte demin de Bahitekin'in söylediği gibi renkler bizi alıyor, kendi dünyasına sürükleyip gidiyor. Ama bir de oradan kendi gerçeği var yani Güney Afrika'da. Evlerde koca koca kilitler, ne bileyim muhafızlar, kiralık güvenlik görevlisinin tabelaları falan. Nedir burada durum? Yani siyahlarla beyazlar aynı yerde yaşıyor yıllardır. Son durum nedir sence şu anda? Şimdi 320 sayfa kitapta çok geniş geniş anlatıp yer veriyorum bu konuya. Kitabı alıyorsun. Bununla geçmeyeceğim. Evet, Güney Afrika'nın muazzam bir şiddet sorunu devam ediyor. Yani şiddet içeren suçlar çok ön planda. Yani memleketin en başlıca meselelerinden biri olmaya devam ediyor kentlerde. Ama karmaşık bir konu. Gitmem Cape Town idi ve orada çok siyah beyaz gördüm her şeyi. Beyazlar zengin, yüksek duvarların arkasında çok lüks, büyük bir refah içinde yaşıyorlar. Hizmet edenlerin tamamı siyah, müşteriler siyah, müşteriler beyaz, hizmet edenler siyah. Ama karmaşık bir konu çünkü yani hakikaten... Yönetimde 1994'ten beri siyah hükümet var. 1991 yılına kadar terör örgütü olarak tanımlanmış ve bütün üyeleri işte hapse atılmış veyahut da sürgünden çalışmış. ANC 1994'ten bu yana hükümet ve kan dökülmeden rejim değişikliği başarılmış. Yani Mandela'nın liderliğinde olağanüstü bir şey bu. Beyazların bir kısmı kaçıp göç ediyor 94'ten sonra. Beyaz nüfus daha da azalıyor. Şu anda nüfusun %8,5'u beyaz. Ama ekonominin %90'ı onların elinde hala da. Ama şiddet olayları siyah beyaz arasında değil. Mesela şiddet olayları Afrika'nın başka yerlerinden gelmiş, başka ülkelerinden gelmiş siyahlara karşı ciddi şiddet olayları var. Ülkenin halletmesi gereken çok meselesi var ama benim çok hayran olduğum çok da açısı var. Yani sabırlılar, siyahı beyazı. Biz bu geçişi eninde sonunda barış içinde halledeceğiz. Hala daha inanıyorlar ki aradan geçen 25 yıl içinde sabırsızlanmalar da başlamış durumda. Yani genç siyahlar neden hala daha toprak reformu yapılmadığını soruyor. Ama beyazların elinden geniş topraklarını zorla almıyorlar. Gönüllü satıcı, gönüllü alıcı. Yani fiyatta anlaşana kadar bekliyor gibi şeyler. Evet, bu arada yine bir iki soru var. Nil Dinçer soruyor yine en çok kullanılan renk hangisi ve o kolyelerin bir anlamı var mı diyor. Ay var. Ama Turkanaları yakından tanımıyorum. Nil Hanım yakaladınız beni. Bütün takıların dansların kesinlikle ritüelistik anlamı var. Yani kültürün temsil ettiği bir şey. Yani şüphesiz bu bir süs, genç kızların, kadınların süsü ama bunun ötesinde de renklerinin anlamı mutlaka var.
Bilmiyorum. Bunlar da Turkana kadınlar. Evet. Hayri Gezgin arkadaşımız soruyor. Yaşam yerlerinde fotoğraf çekmek zor mu diye. Büyük çoğunlukla değil. Yani Afrikalılar fotoğrafa utangaç değiller. Tabii ki nezaketle sormak gerekiyor. Şeyi öğrendim, böyle ufak armağanlar götürmeyi. İşte kalem, sabun filan gibi şeylerde. Hani teşekkür babından bunları vermek. En çok renk kırmızı. Bu arada bu yaban alanda insanlar kırmızı giyiyorlar. Tabii biz hep safari kıyafeti, doğaya yakın giyiyoruz. Benim yani biz biraz anarşist davranıp ilk gezilerde ve renkli giyindik. Ve ben bir ukalaca rehberimize dedim ki, İyi de yani Masailer de kırmızı örtünüyorlar, toga gibi şey. Evet dedi, onlar aslanların kendilerini görmesini istiyorlar. Biz istemiyoruz dedi. Evet. Burası Madagaskar. Çok çok renkli bir ülke. Manzara ve yine aşiret klanlar açısından. Bunlar Madagaskar. Köy başkanının eşi. Bu bizden önce 1970'li yıllarda bir Avrupalı gelmiş köye. O günden sonra da ilk defa biz gitmişiz 2 sene önce. Yani aracı bıraktığımız yerden 45 dakikada yürünen bir mesafedeydi. Merak edildiği zaman gayet ulaşılır oluyor bu yerler. Şöyle bir köprüden geçmek zorunda kaldım. Yaptığım en zor şey buydu herhalde, bir yere ulaşmak için. Evet efendim, bu kadar. Evet, zamanımız zaten sonuna doğru gelmiştik. Bir iki soru var, istersen onları hemen konuşalım. Olur mu? Sonra Baytekin'e gene mikrofonu uzatalım diyelim. Ali Bayram Uçar soruyor. Hocam, sizin için Afrika'dan daha renklisi var mıydı, yoksa en renklisi Afrika mı? En renklisi kesinlikle Afrika. Yani mesela Borneo'da da yerel kabilelerle gidip 2-3 köyde kaldık. O da çok renkliydi, çok ilginçti, çok hoştu. Ama Afrika'nın acayip bir albenisi var. Yani insanı çok farklı bir şekilde verdiği bir enerji, canlılık, renkler. Doğanın ritmiyle hareket ediyorsunuz her şeyden önce. Yani gün doğmadan uyanıyorsunuz. Çünkü doğa o saatlerde canlı. Evet, evet, teşekkürler. Bir sorumuz, daha doğrusu saptama var. Sevgili Muhsin Aydın arkadaşımız diyor, dünyanın en ırkçı rejimi apartheid dönemiydi zaten diyor. Hakikaten bu kanıtlanmış da bir şey. Yani soru da birazcık da oydu zaten. Bu arada Yılmaz Aynalı, Ali Karacan, Fatma Berker, Fatma Beyza Yalçın, Kamil Sinan Arat kutlamalarını sunuyorlar, teşekkürlerini iletiyorlar. Yusuf Halis Girdiş, Yusuf Ziya Özcan. Ama arada bir soru kaynamasın, birazcık geriye dönüyoruz. Cüneyt Gümüşhane arkadaşımız, bu bahsettiğiniz organizasyonun orijinal adı nedir diyor. Hani gönüllülerin, yanılmıyorsam gönüllülerle beraber çalışıyorsunuz ya, herhalde organizasyon adını soruyor. Onu şöyle, internette Conservation Project diye baktığınızda çıkıyor. Benim kullandığım organizasyon The Great Project. İngiltere merkezli bir organizasyon. Onların içinden de bu arada son gittiğim çok çok iyiydi.
Ve WWF destekli bir proje bu. Dünya Doğa Örgütü. Daha önce gittiğim iki tanesinden çok çok iyiydi. Instagram'dan bana yazarsanız size doğrudan nasıl temas kuracağınızın da hemen bilgisini paylaşabilirim. Yani doğrudan temas kurarsanız bir, acenteye ödenen para onlara kalır ve bir ihtimal daha da düşük bir katkıyla gidebilirsiniz. Evet, Mehmet Naci Demirkol ve Murat Ünal arkadaşımız da tebriklerini iletiyor size. Ali Karacan da bu arada üslubunuzu çok beğenmiş. Aynı Faruk hocam senin gibi diyor. Teşekkür ederim. Bu yalan. Bu şaka tabii. Faruk. Şaka. Ya evet. Rekabet filan söz konusu olamaz efendim. Evet, sevgili Baytekin hocam, tanık sizindir. Buyurun. Evet. Hocam, şimdi ben şöyle bir üçgen gördüm kitap ve gezi yaklaşımınız arasında. İşte yolculuk ve hedef bir gezi alanı ilişkisi. Tabii bunu bir kitaba dönüştürmek, gidip gezmek, işte rehberlerin anlattıklarını dinlemek, gözlemlemekle başlayıp bitmiyor. Benim kitabınızda da gördüğüm şudur ki, bu kitabın altında bu gezilerin dışında müthiş bir emek ve araştırma da var. İşte Afrika Nami için siz 90'a yakın makaleyi veya kitabı taramak, incelemek, işte bunu okuma, süzgeçten yani geçirmek. Birkaç istisna haricinde böyle baştan sona hepsini okuyorum, notlar alıyorum. Evet. Bunun tadına önceden varabilmek için seyyahlara ne önerirsiniz? Mesela insanlar biz geziye çıkmadan önce bu bilgi dağarcık işte nasıl araştırmalar yapmalı? Evet. Yani burada maalesef diyeceğim handikap Türkçe yayının olmaması. Bu kadar net, bu kadar kesin. Gezi edebiyatı, ya İngilizce dilinde çok çok geniş bir edebiyat dalı ve de düşünebildiğiniz her ülkeyle ilgili bulabileceğiniz bir kaynak var. Orada geçen, yani bunu isterseniz mesela Güney Afrika ile ilgili düzinelerle roman var ama oradaki hayatı çok yakinen. Mesela Türkçe'de bir tane olan Cry the Beloved Country, Ağla Sevgili Ülkem'dir. Benim yazdığım gibi seyahatname türünden kitaplar var. Güncel sosyal meselelerini anlatan, mesela gazete, orayı çok iyi bilen gazetecilerin yazdığı kitaplar var. Onun için kaynak bulmak çok kolay ve bence gezi olayını çok anlamlandırıyor. Ben Afrika haricinde de gittiğim yerlerle ilgili hep gitmeden önce ve döndükten sonra orasıyla ilgili okumayı severim. Bu zaten bu söylediğiniz o kadar acı bir gerçek ki sizin de yararlandığınız kaynakçıların hemen hemen tümü yabancı kaynakçılar. Yani ülkemizde maalesef böyle bir bizi dürtükleyecek, besleyecek birikim maalesef yok. Ama olması da bizim işimiz galiba. Böyle yavaş yavaş sizin yaptığınız çabalarla, emeklerle ya da bir seyyahların yaptıkları emeklerle bu oluşacak diye düşünüyorum. Onun için de tam yerine geldik. Dilerim. Baytekin Bey, sözünüzü kesmemin nedeni şu. Bu akşam burada olan Nazan Aşkalli, çok yakında, 2 ay ancak oldu zannediyorum. Çok güzel bir kitap yayınladı. Farklı benim yazdığımdan. Ve çok şiirsel. Onun Antarktika'ya, Güney Kutbu'na bir sevdayla, balina sevdasıyla başlayıp gerçekleşen yolculuğu ve orada içsel keşifleri, gördükleriyle ilgili keşifleri ve onun nasıl tamamlandığı çok çok beğenerek okudum. Evet, o da güzel bir örnek gezi edebiyatına. Aynı zamanda iyi de bir fotoğrafçı bu arada, değil mi?
Evet. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Güliz çok sevgiler hepinize. Şahane evet. Bir sunum. Teşekkürler. Arkadaşlar ben yine bir şey yapacağım. Toparlama uyarısında bulunacağım. Olur mu? Saatimizi doldurduk neredeyse. Evet. Son isterseniz bir iki şey daha söylemek istediğiniz varsa finale doğru gidelim. Şöyle bir takım sorular var gene ama yani o sorular bambaşka tartışma konularını da beraberinde getirecek. Örneğin Şafak Uçar arkadaşımız, elinize sağlık, ben eğitim seviyelerini merak ediyorum. Bu insanları geliştirmek için sizin önerileriniz nedir diyor. Ha. Şimdi bu geliştirme konusu tabii nasıl algılayacağımıza bağlı. Neydi soruyu soran? Şafak Uçar. Şafak Uçar. Şafak Bey. Hanım benim. Hem cinsim Şafak. Şimdi biz ya yani kütüphaneler okuyarak mesela bu kitabı yazıyorum filan. İşte 6 yaşımda okula başladım, hiçbir zaman bitmedi okumam. Böyle bir eğitimlilik. Ama oraya gittiğim zaman şunu çok net gördüm ki orada karşılaştığım insanların sahip olduğu bilgi ve bilgelik o kadar derin, o kadar kapsamlı ve eninde sonunda yani orası da çok gerçek ve çok karmaşık bir evren. Her bir bitkinin özelliği, hangisi zararlı, hangisi yenilebilir, su kaynakları nereden bulunur, hayvanlarla ilgili bilgiler. Ve şunu fark ettim, yani biz kendimizi çok biliyor zannederken aslında biz belli türden bilgiye sahibiz. Hı hı. Ama diğer yanda hiçbir şey de bilmiyoruz. Örneğin biz çok yok oluyor. Yani çok gerçekten yok oluyor. Ve bizim torunlarımız nasıl bir hayat yaşayacaklar bilmiyorum. Ya o kadar bilmiyoruz, o kadar cahiliz ki içinde yaşadığımız kendi evimizi yok ediyoruz, yakıyoruz. Afrika'daki insan hayatta kalabilecek o koşullarda. Çünkü bunu biliyor ve çok derinlemesine biliyor. Nesilden nesile devredilmiş bir bilgelik ve bilgiyle. Ümit ediyorum ki orada o bilgi de yok olmasın. Çünkü oranın insanı da kentleşmeye başladığı zaman işte çok sefalet başlıyor. Kentli nüfus çok zor durumda, sıkışmış durumda. Yani ne kırsal hayatını, oradaki bilgilerini hayata geçirebiliyor, ne de bir batı anlamında donanıma sahip. Evet, teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederiz gerçekten bizde. Evet. Gülüz Hanım çok teşekkür ediyoruz. Keyifliydi. Ben size içtenlikle teşekkür ediyorum. Evet, ben emekleriniz işte Türkiye Gezi kitaplığına katkılarınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir akşamdı. Sağ olun, var olun. İyi ki bizimle birlikte oldunuz. Teşekkür ederim. Evet, tüm katılımcı dostlarımıza da. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bye. Bu arada Erol Karayel, Fatma Beyza Yalçın, Mustafa Kasapoğlu, Muhsin Aydın, Şafak Uçan, Nilgün Çelebi hepsi de tekrar tekrar teşekkürlerini sunuyor size. Biz de öyle. Ne diyelim, bir başka programda yine birlikte oluruz umarız. Çünkü evet. Sizi dinlemek büyük keyif. Seve seve. Gülis Hanım. Gülis Hanım merhaba, ben Tomris Sarha. Tomris, görünüyorsun ama sadece gözlüklerin. Biraz ayarlarsan göreceğiz seni. Evet. Evet, şu anda iyi. Evet. Aha. Buyurun. Gülis Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Hep yapmak istediğim seyahatle ilgili o kadar enteresan şeyler söylediniz ki hayran oldum ve oralara gitmek isterim. Ama kısmet her şey. Kitabınızı nasıl elde edebilirim? Kitabınızı okumak isterim. Size nasıl ulaşabilirim? Tomris,
Pardon, Tomis, o bilgileri ben size iletirim. Hem Güliz Hanım'ın iletişim bilgilerini, hem kitap teybin bilgilerini ben size gönderirim, paylaşırım. Olur mu? Aa, olur, çok sevinirim Baytekin. Rica ederim. Teşekkür ederim. Tabii. Harika bir geceydi. Çok katıldığım için çok memnunum. Çok mutluyum sizi sağ tanıdığım için. İyi ki aramızdasın. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar. El sallayalım mı? Tüm katılımcılara tekrar teşekkür ediyoruz. Gülüz Hanım'a tekrar teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Gelecek pazartesi tekrar buluşmak üzere. İyi akşamlar. Gülüz, tekrar teşekkürler. Gülüz, sağ olun arkadaşlar. Bize sahibiz, en son biz kapatacağız dükkanı. Evet. Her zamanki gibi bekliyoruz yani. Şeyde. Ben gideyim mi, kalayım mı? Siz sahibi sanıyorsunuz.